Elhamdülillahi ve kefe ve salatu ve selam ala Resulünel Müşteba. Bismillahirrahmanirrahim. Sayın seyirciler, Allah'ın rahmeti, bereketi, atıfatı, ihsanı, güzelliği üzerinize olsun diye dua ve niyazda bulunuyorum. Hassaten şu perişan dağınık ümmeti Muhammed'in birleşmesi için dua edelim. Bir de duamız, Rabbim gökyüzünü ağlasın, yeryüzünü güldürsün. Yani rahmet ve bolluk versin diye dua ediyoruz. Taziyeler var, hem televizyonumuz adına, hem İrşad Vakfı adına, hem şahsım adına. Abdurrahman Korkmaz hocamız var, 40 yıllık dostum. Benim gibi onun da evladı hasta oldu, kızı Zahide Hanım. MS hastasıydı. 2 gün önce vefat etti, genç yaşında, çocukları bıraktı. Allah'tan rahmet diliyoruz. Kabirlerini pür nur, makamları âli olsun diyoruz. Ailesine de biz başsağlığı diliyoruz. Yalnız hatırlatıyorum, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste buyuruyor. Cenab-ı Hak sorar diyor Azrail'e, falanca kulumun evladını ne yaptın? Ruhunu aldım ya Rabbi. Peki ne dedi? قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Şükretti ya Rabbi, hamd etti. Öyleyse cennette ona bir köşk yapın. Adına Beytül Hamd koyun diyor. İnşallah Abdurrahman Hocam, cennette bize köşk yapılır hadis-i şerife göre. Cenab-ı Hak orada birleştir diye dua benizde bulunuyoruz. Merhum yine dostum, Reis Ersöz Hocam vardı. Oğlu Sedat Salih Ersöz, geçen de bizim merhum Osman ve Orhan için gazetede uzun uzun yazılar yazmış. Bende 3 tane hatim var şu anda bende. Hatim duası yapacağım. Merhum Veys Ersöz'e, eşine Ersöz'e, aynı zamanda Hasan İş Bitirici, İtfaiye Daire Başkanı Cevdet İş Bitirici var. O da babası benim çok samimi dostumdu, Beyşehirli. Ona da hatim var inşallah. Hüseyin Acat, Sami Acat Bey'in babası Medaş'ta. Hatim duamız ona da var. Unutmayın, 3 tane hatim duamız var. Bizim Osman ve Orhan'a da dualarımız var. Aynı zamanda dualarımız seyircilerle değerli kardeşlerim. Altın silsileden Sa'd bin Muaz radıyallahu anh. Değerli kardeşlerim, Ensar bu. Evs kabilesinden. Eşel kolunun reisi. Çok sert bir insan. Sevilen sayılan bir insan. Tutulan bir insan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birinci, ikinci akıbe biatlarında Medine'de çekirdek kadro oluşturuyor. Musab bin Ömer'i gönderiyor. Esad bin Zürare'nin evinde artık bu iş başlıyor. Yani İslam'ın faaliyet oradan başlıyor değerli kardeşlerim. Bir davanın bir çekirdek kadrosu olması lazım. İki, etrafında müttefik kuvvetler olacak. Üç, dışarıda sempatizan kadrolar olur. Dörtte düşman kadrolar olur. Önemli olan Müslümanların, sempati olan Müslümanları ve insanları İslam'a getirmek, buraya ısındırmak, kazandırmaktır. Esad bin Zürare bunu yapıyor. Musab bin Ömer bunu yapıyordu. Ama Sa'd, aynı zamanda Sa'd bin Muaz, değerli kardeşlerim, Sa'd bin Muaz bin Baz diyenler de var. Kaynak olarak alıyorum. Hırçın bir insan, çok bozuyor ama Esad bin Zürare teyzesinin oğlu. Bir şey yapamıyor. Kan bağı var çünkü. Bir gün Eşel mobilesinde bir kabilesinden Usad bin Hudeyr'i gönderiyor. Diyor ki Üzeyd, git bir kontrol et ve söyle, değerli kardeşlerim, Esad bin Zürare'ye söyle, teyze oğluma, ben bu işten
Çok bozuluyorum, kızıyorum. Bu işten vazgeçsinler diyor. Üseyd gider. Kötü niyetle gider. Oturur. Musab bin Umeyr hoş geldin kardeşim der. Yumuşak huylu insan ve nasihat etmeye başlar. İslam'ı anlatır, anlatır, anlatır. Elle yapılanlara tapılmaz. Putlardan bir fayda gelmez. Allah birdir. Doğmamıştır, doğrulmamıştır. Onun eşi benzeri yoktur diye anlatır. Ve Kur'an-ı Kerim'den bölümler okur. Üseyd kalbi ısındır. La ilahe illallah. Muhammed Resulullah diye İslam'ı kabul eder değerli kardeşlerim. Kötü niyette gitmişti ama orada iyi niyette İslam'ı kabul ediyor. Döndükten sonra muazzin yanında, saat bir muazzin yanında gidiyor. Saat'ın yanında gidiyor. Saat öfkeli vaziyette soruyor. Ne yaptın diyor ona. Ne yaptın? Amcamın, teyzemin oğluna gittin mi? Üseyd, ben diyor gittim ama onlardan bir kötülük görmedim diyor. Çok iyi insanlar. Anlatıyor o da. Bildiklerini anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Diyor ki vallahi Saad, ben Müslümanlığı kabul ettim. Allah'tan başka Allah yoktur. Hazreti Muhammed onun kulu ve elçisidir. O bize dürüst olmayı, doğru olmayı, haram yememeyi, bunları öğütlüyor bize. Kadınlarınıza iyi muamele edin. Kızlarınızı öldürmeyin diyor. Musab, Saad bin Muaz yine öfkeli vaziyette. Saad bin Muaz gidiyor. Teyze oğlunun evine gidiyor. Musab bin Umeyr orada. Esad bin Zürare hoş geldin diyor. Onu ağırlıyor. Yine Musab'ın karşısına oturuyor değerli kardeşlerim. Bak Müslüman böyle güler yüzlü, yumuşak huylu, kızmayan, mesajını veren insandır değerli kardeşlerim. Biz biliyoruz ki tarihten Musa aleyhisselamla Harun aleyhisselam 26 defa Hazreti Musa onun ayağına gitmiş Saad bin Muaz'ın yaptığı gibi. Ayağına gitmiş, anlatmış, 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 anlatmış. Ama nasip olmayınca olmaz. Ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcası ağır hasta Ebu Talip. Çok hakkı var, emeği var. Amca gel ne olur la ilahe illallah de. Dünya ve ahiret hayatını kurtar. Ama Mekke kadınları ne der diyor. Değerli kardeşlerim. Hidayet ayrı bir olay. Ah kıymetini bilsek değerli kardeşlerim. Ya vallahi biz kıymetini bilemiyoruz. Müslüman anadan babadan doğduk. Memleket Müslüman. Ezan okunan belde değiliz. Allah doğuştan bize hidayeti nasip etmiş. Millâhu keremiller, hamdolsun şükrünün acizi değerli kardeşlerim. Ama anlamıyor tabii Firavun, dinsiz olarak gidiyor. Amcası Ebu Talip, ısrar ısrar, Allah ısrarına karşı ayet gönderiyor. İstağfir lehum, evlâ testağfir lehum seb'ine marraten. İstiğfar ediyorsun 70 defa, isten faydası yok ya Muhammed'im diyor. Men yehdillâhu felâ muzillelâh. Allah kime hidayet verirse kimse onu saptıramaz. Ve men yuzdil felâ hâdiyelâh. Kime hidayet vermemişse Allah ona hidayet veremez değerli kardeşlerim. Geçen de bir kadın oldu feminist. Çok aşırı fikirleri vardı. Aşırı fikirleri vardı. Tesettürlü kadınlara acayip hakaretler yapıyordu. Yani dinin düşmanıydı. İslam'ın düşmanıydı. Allah'ın düşmanıydı ama ani geberdi gitti. Toprağı böl olsun. Hani tavuk horuz kesen bir adam vardı ya kurban olarak. Neler söyledi, neler söyledi. Hani bir adam vardı ya bir kadeh için şarabı helaldir dediyen. Hani bir adam vardı ya zina yaparsanız zevk almayın diye fetva veren. Hani bir adam vardı ya, bankalardan alınan faiz değildir diyen değerli kardeşlerim.
İşte Allah onları şerlerinden korusun diye dua ve niyazda bulunuyoruz. 70 defa istiğfar etsen fayda yok ki, bunlar sapıtmış insanlardır. Allah hidayet versin yine. Ve Sa'd bin Muaz yavaş yavaş içinden böyle coşmaya başlıyor. Nihayet Musab bin Umeyr Kur'an-ı Kerim'den ayetler okuyor. Ayetler okuyor değerli kardeşlerim. Kul huvallahu ahad, Allahu samed, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad diyor. O sert olan Musab bin Sa'd bin Muaz yumuşuyor değerli kardeşlerim. Sa'd bin Muaz yumuşuyor. Bana İslam'ı telkin et diyor. Bana imanı telkin et. Musab bin Umeyr, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye İslam'ı telkin ediyor. Hani kötü niyetle gidiyordu. Değerli kardeşlerim, teyze oğlusuna kötülük yapmaya gidiyordu Esad bin Zürare'ye. Esad bin Zürare'ye kavga etmeye gidiyordu. Teyze onu kırmaya gidiyordu, yıkmaya gidiyordu. Ama Allah öyle bir Allah ki nurunu tamamlamış ve Sa'd bin Muaz da uyanmıştı değerli kardeşlerim. Geldi. Kabileyi topladı. Değerli kardeşlerim, kabile genişti aynı zamanda. Evs kabilesinin tüm reisi sayılıyordu. Dedi ki, ey kabilem, Evsler, Eşetliler. Ben nasıl biliyorsunuz? Sen dürüstsün, doğrusun, reisimizsin. Beni kabul ediyor mu? Ediyorum. Öyleyse diyor İslam, ben ilan ediyorum, ben Müslüman oldum. Allah birdir. Ondan başka Allah yoktur. Hazreti Muhammed onun kulu ve elçisidir. Kur'an onun kitabıdır diyor. Ben yemin ederim ki İslam'ı kabul etmeyenlerle konuşmayacağım. Ne erkeklerle, ne kızlarla, kadınlarla diyor. Bütün kabilenin önünde söylüyor. Kabile dağılıyor. Sevdikleri bir insan, onları koruyan bir insan, adaletle iş yapan bir insan ve yavaş yavaş çevriliyorlar, geliyorlar. Ya Sa'd, senin gittiğin yoldan biz de gideceğiz diyorlar. Bir kabile olduğu gibi İslam'ı kabul ediyor değerli kardeşlerim. Evs kabilesinin eşhel kolu olduğu gibi kabul ediyor. Ve onları Medine-i Münevvere'ye getiriyor. Musab bin Umeyr'in yanında onlara telkin ediyor Musab bin Umeyr. Kur'an okuyor onlara. Bir Sa'd bin Muaz geliyor ama değerli kardeşlerim, Sa'd geliyor ama yüzlerce insan, kadını, çoluğu, çocuğu olduğu gibi İslam'ı kabul ediyor. Değerli kardeşlerim, burada bir incelik var. Kur'an der ki, ya eyyühellezine emenü lime tegulune ma la tef'alun. Ey inananlar, söylediğiniz halde niçin yaşamıyorsunuz diyor. Niye tatbik etmiyorsunuz diyor değerli kardeşlerim. Benim bir duam var ya Rabbi. Buradan çıkan dökülmezse bana bunu konuşturma Allah'ım diye dua ve niyazda bulunuyorum. Ya Rabbi evvel anlattıklarımla bana tatbikatı nasip et diye dua ediyorum değerli kardeşlerim. 50 yıldır konuşuyoruz. 20 yıl televizyonlardayım. Ehl-i sünnetten çizgi taviz vermedik. Allah verdirmesin inşallah. Kaynaklara bir aktarmaya çalışıyoruz. Evet değerli kardeşlerim, biz İslam'ı yaşasak çok insan Müslüman olacak. Muhammed Hamidullah Bey'i dinlemiştik konferansta. Birkaç defa geldi bize. Allah rahmet eylesin. Büyük insandı. Ben Cezayir'de fabrika müdürüyüm diyor. Ben İslam'ı anlatarak kabul etmedim. İşçilerin verimini inceliyorum. Bir grup var verim düşük. %45'lerde diyor. Bir grup var %80-90'larda Müslümanlar. İnceledim diyor Hristiyanları. Çıkınca buradan meyhaneye gidiyor, içiyorlar. Ertesi yorgun dönüyorlar, verim düşüyor.
Müslümanları inceledim. Gittim evlerine, camiye gidiyorlar, erken çıkıyorlar, yasaya gidiyorlar. Meyhane yok, kumarhane yok, israf yok. Ben inceledim, inceledim, inceledim. Hak din olduğunu kabul ettim. Araştırdım ve İslam'ı kabul ettim diyor. Çok eserler var değerli kardeşlerim. Fransa'da Muhammed Hamidullah Kanal ile günde 4-5 kişi İslam'ı kabul ediyordu. Kürsüsü vardı Türkiye'de, Fransa'da, Almanya'da. Allah rahmet eylesin. Yani biz İslam'ı yaşamamız gerekiyor ki dıştaki insanlar imrensin de onlar da gelsin yanımıza. Onun için Kur'an öyle diyor. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Allah Kur'an'da öyle diyor. Muhakkak ki namaz insanları kötülükten, kumardan, yalandan, riyakarlıktan, faizden, zinadan men eder diyor. Hem namaz kılar hem faizle iştigal edersek değerli kardeşlerim, o zaman tatbikatımız zayıf oluyor. Nasıl gelsinler bize bakıp da? Karaman'da Karasokol Hoca vardı. Hutbeye çıkmış bir gün cemaati Müslümin. Bir hutbe geldi müftülüğümüzden. Konu trafik haftası demiş. Trafik haftası. Emniyet müdürümü rica ediyor Karamanlılar. Hocam cemaatine söyle. Bunların bir ayağı bankada, bir ayağı camide. Trafiği bunlar karıştırıyorlar. Ya bankadan çeksin ayaklarını, ya bankadan, ya camiden diyor. Karasakal Hoca espri olarak söylüyor değerli kardeşlerim. Bizde bu yaşantı olmayınca da etkili olamıyoruz değerli kardeşlerim başkasına. Niçin hatırlatıyorum? Ya 4 günlük dünyada yaşamaya çalışalım, tatbikatını yapalım diye söylüyorum değerli kardeşlerim. Biz okullarda sigara kontrolüne girerlerdi, ben de girerdim. Dedim ki gençler, ya sigara kötü bir şey, bak içmiyorum ben. Sağlıklıyım, güzelim. İçmeyin gelin, bunu derdim etkili olurdu. Ama diğer arkadaşlar sigara paketini alıp içeride içerlerdi. Yani onlar da içiyor. Talebeye etkisi olmazdı değerli kardeşlerim. Hatırlatmış oluyorum. Evet, Sa'd bin Muaz. İslam'a büyük hizmetler olmuş. 6 yıl gibi bir sene İslam'ı yaşamış değerli kardeşlerim. Bedir Savaşı'ndayız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem soruyor. Evs kabilesinden Sa'd'a soruyor. Ya Sa'd, senin nasıl görüşün var, ne diyorsun? Ya Resulallah, sana iman ettik. Getirdiğine iman ettik. Kabul ettik. Tasdik ettik, beyat ettik. Vallahi atını denize sürersemizi süreceğiz diyor. Çok memnun oluyor Sa'd'dan. Ve Cenab-ı Hak, Cenab-ı Peygamber dua ediyor Sa'd'a değerli kardeşlerim. Onun için derdi ki, muhacirlerin efendisi, faziletlisi Ebubekir radıyallahu anh. Ensar'ın efendisi, seyyidi, faziletlisi Sa'd bin Muaz diye iltifat eder değerli kardeşlerim. Ve Sa'd bin Muaz Bedir'de savaşıyor. Çok güzel taktikler kullanıyor. Çünkü bilen bir adam, konularını bilen bir adam. Yani askeri tatbikatı bilen bir insan. Resulullah'ın çok değerini kazanıyor o günlerde. Ve biz Bedir'de 72 tane kafir öldü azınlarından. 14 tane şehit verdik orada değerli kardeşlerim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Utbe'nin başına geldi. Ömeyye bin Halef'in başına geldi. Ebu Cehil'in başına geldi. Ey Ebu Leheb! Utbe bin Utbe, Ebu Cehil, Ümeyye bin Halef, duyuyor musun beni? Cehennemi görüyor musunuz? Ya Resulullah, bunlar duyar mı? Onlar duyar ama siz duymazsınız diyor. Demek ki kabir başına vardığımızda Esselamu Aleyküm deyince onlar bizim selamımızı alıyorlar. Duyuyorlar bizi. Hadisten bahsediyorum ben değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, Uhud Savaşı'ndayız. Yine Sa'd bin Muaz Uhud'dalar. Resulullah'ın etrafında koruyanlardan biri.
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 40 veya 50 okçuyu Tih tepesine bırakmış, okçular tepesine. Kesin talimat vermiş. İzin almadıkça, emir almadıkça kesinlikle inmeyin. Velev ki zaferi kazansak bile demiş. Değerli kardeşlerim. Ama ben onu diyemeyeceğim. Çünkü sahabi onlar derler ki ganimet paylaşınca ya biz de gidelim demişler. Yani dünya meyletmiş o yana karşı. Veya artık savaşı kazandık diye inmişler. Arkadan da Halid öyle takip ediyor değerli kardeşlerim. 40 kilometreden geliyor. Ölçülü. Saldırıyor. Kazanılmış savaş tersine dönüyor orada. Gidenler geri dönüyorlar. Allah Resulü koruyan 11 kişiden biri de Sa'd bin Muaz. Sa'd, at Sa'd diyor. Oku attıkça vuruyor. Sa'd, at Sa'd, at Sa'd diye bağırıyor değerli kardeşlerim. Nesibetül Mezine diye bir kadın var orada. Bir annemiz var. Pervane gibi dönüyor etrafında Resulullah'ın. Oğlunun biri eli yaralanmış. Ana bana yardım et. Diyor ki kuzum başın çaresine bak. Ben Allah Resulü bırakamam diyor. İkinci oğlu ağır yara almış sürünüyor. Ana yardım et. Bakıyor. Kuzum hakkın helal et. Ben Resulullah'ı koruyorum bakamam diyor. Ve Resulullah dişinden yara almış. Ağır yara almış. Diş kırılmış. Değerli kardeşlerim. Nesibe diyor. Bak şu nesibe bakıyor. O kafir. Oğullarını vuran kafir. Nesibe kılıcı vurduğu gibi kafayı uçurmuş. Ki Cihan Sultan'ı tebessüm etmiş o haliyle. Ya benim güzel kardeşlerim. Cebrail der ki ya Resulallah. Üç olay var. Çok sıkıntı çektiğim. Bir Yusuf kuyuya atılırken. İkincisi İbrahim ateşe atılırken. Üçüncüsü unutamadığım bir olay. Oğuz Savaşı'ndaydınız. Emir dinlenmedi. Ok geldi dişinize. Rabbim gadaba geldi. Koş ya Cibril'im. Habibimin. Edibimin. Muhammed'imin. Kanı toprağa dökülmek üzere. Eğer bir damla kan dökülürse canı mahvedeceğim dedi. Vallahi ya Resulallah çok sıkıntı çektim. Ve Ubeyde bin Cerrah kanı yalarken bakanınızı tuttum. Toprağa düşmekten kurtardım diyor değerli kardeşlerim. Biz böyle peygamberi ümmetiyiz. Ve Musab Resulullah'ı koruyanlardan bir tanesi orada değerli kardeşlerim. Sa'd bin Muaz koruyanlardan bir tanesi yine. Ve nihayet Hendek Savaşı'ndayız. Yıl 627. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem karşılıyor. Ne dersiniz? Selman diyor ki ya Resulallah. Bizde bir adet var. Harp taktiği. Hendek kazacağız. Emrediyor. Peygamber paylaştırıyor. 6 metre genişlik, 5 metre derinlik, 2009 metre uzunlukta. Değerli kardeşlerim, Sel Dağı'ndan Uğud'a kadar bir hendek kazıyorlar sahabiler. 6 günde kazılıyor bu hendek değerli kardeşlerim. 6 günde kazılıyor. Aç insanlar. Aşkı görüyor musunuz? Oradayız anlattım ben. Profesör Osman Okka Bey eline aldı hesap makinesini. Hocam şu kadar hafriyat makinesi şu kadar gün acı çeker dedi. Mümkün değil. Değerli kardeşlerim. Sa'd bin Muaz hendek kazanlardan bir tanesi. Değerli kardeşlerim. Ve Selman-ı Farisi bunlardan bir tanesi. Üç kişinin yaptığı işi yapıyor. Kazıyor ve yukarıya toprağa atıyor. Biri geçerken demiş ki aa Selman'a bak nasıl da kazıyor demiş. Selman yığılmış oraya. Yukarı çıkarmışlar. Haber işte peygamberimize gelmiş. Ki Cihan Sultan buna kim baktı falanca adam. Çağırın. Abdest aldırıyor suyunu döküyor. Ve okuyor.
Ondan sonra Selman-ı Farisi rahat ayağa kalkıyor. Demek ki nazar haktır, haberiniz olsun. İsabeti ayın haktır. Allah'a sığının hadis. İsabeti ayın haktır. Deveyi kazana insanı mezara sokar. İsabeti ayın haktır. Mezarların çoğu nazardandır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Selman-ı Farisi hayata kavuşuyor değerli kardeşlerim. Aç insanlar hendeğe kazıyorlar. Müşrik ordusu geliyor. Çok güçlü orduyla geliyor tabii. 3000 kişiyle geliyor de daha 3000 kişilik orduya karşı büyük bir orduyla geliyor. Değerli kardeşlerim, bak sanki hendek var ortada. Geçemiyorlar. Bir tane pehlivan varmış. Çok güçlü bir adam. Hendeğe atlıyor, geçiyor. Er isterim ben Muhammed, er çıkar karşıma diyor. Kum ya Ali, sırrını veriyor ve dua ediyor. Ağlayarak, ya Rabbi, Ali bana kardeşi Musa'nın Harun gibidir Allah'ım. Sen onu muhafaza et diye dua ediyor. Ve savaş meydanına iniyorlar. Sen kimsin? Ebu Talib'in oğlu Ali'yim ben diyor. Ben seninle savaşmak istemem. Çünkü babam benim dostum, sen çocuksun diyor. Ama ben savaşacağım diyor değerli kardeşlerim. Ve Hazreti Ali ilk darbeyi indiriyor, hafif yara alıyor. Arkana mı güveniyorsun diyor. Bakınca Allahu Ekber indiriyor, adamı ikiye bölüyor. O güçlü adamı ikiye bölüyor. Bu yandan Müslümanlar Allahu Ekber, Allahu Ekber moral buluyorlar. Moralleri bozuluyor tabii müşriklerin değerli kardeşlerim. Savaş sürüyor, 20 gün kadar sürüyor. Ve orada Sa'd bin Muaz ağır yara almış değerli kardeşlerim. Bir adam ok atmış. Attığı ok ile ağır yara almış orada. Kolun bir damarı kopmuş diyorlar tarihçiler. Tabi böyle devam ederken bir Nuaym diye zat var, Nuaym. İslam'ı kabul etmiş, çok şen şakrak bir adam değerli kardeşlerim. Ya Resulallah, ile serbest mi serbest? Sana ben belki de ağır konuşacağım senin hakkında, serbest demiş. Bu Yahudiler işbirliği yapmışlar müşriklerle. Halbuki anlaşmaları var değerli kardeşlerim. Anlaşmaları var kabilenin. Gidiyor oraya Nuaym. Diyor ki vallahi müşrikler var ya, sizi Muhammed'e teslim edecekler, bak. Dikkat edin. Sen asker alacaklar, yardım alacaklar. Deyin ki 70 tane adamınızı verirseniz veya emniyete, esirliğe, sonra biz size vereceğiz, kabul ediyoruz. Gidiyor müşriklere Nuaym. Diyor ki vallahi bu kabile öyle teklif edecek, size haberiniz olsun diyor. Oraya da gidiyor değerli kardeşlerim, öyle söylüyor. Ve her iki kabile diyorlar ki demek ki Nuaym'in dediği doğruymuş diye vazgeçiyorlar değerli kardeşlerim. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu olayda onları ayırıyor. Yardım alamıyorlar. Hatta o kadar yer gitmişler ki Efendimizin hanımlarının yanına gitmiş. Birisi annelerimizden Vebus tepesine gebertmiş oradaki adamları. Acı bir rüzgar esiyor. Acı rüzgardan sonra müşrikler çadırlarını toplayıp kaçıyorlar. Allah yardım ediyor burada. Hendek'te Allah yardım ediyor değerli kardeşlerim. Kureyze kabilesi. Hain Yahudiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabi evine geliyor Hendek'ten. Sa'd bin Muaz yaralı, kol damarı kopmuş. Allah'ım şu Kureyze helak olmadan bana ölüm verme diye dua ediyor. Beni gösterme ölüm Allah'ım diyor. Tam öğlen namazında Peygamberimiz kayyuliğe çekilmiş namazdan sonra atla bir adam gelmiş. Dıhye kılığında.
Arkadan kapıyı çalıyor. Allah Resulü nerededir diyor. İçeride. Çağırır mısın diyor. Resulullah heyecanlı bir adam geldi at üzerinde. At ayağa kalkıyor. Ya Resulullah. Yattınız mı? Silahı bıraktınız mı? Evet. Vallahi Resulullah. Kurayza'ya. Kurayza'ya. Kurayza'ya diyor. Bir rivayet. Kurayza'dan geçerken bir Müslüman kadına saldırmışlar. Baş örtüsünü yırtmışlar. Allah dayanamıyor. Kurayza'ya gittin. Ya Cibril Kurayza'ya gitsinler diyor. Bilal ani ezan okuyor. Hayyal cihat diye şaşırıyor. Eve yeni girmişler daha. Eyvah baskın var diyorlar. Hazreti Ali komutanlığında ey ashabım ikin namazını kılmayın. Kurayza'ya, Kurayza'ya, Kurayza'ya gidin diyor. Kurayza kalesi çevriliyor etrafından. Teslim olmaları istiyorlar. Hakaret ediyor Hazreti Ali'ye. İki Cihan Sultanı sallallahu aleyhi ve sellem geliyor değerli kardeşlerim. Uzun muhasaradan sonra erzaklar kesilmiş. Artık işi bitmiş. Anlaşmaya adam göndermişler. Demişler ki ancak bir şartımız var. Sa'd bin Muaz hakem olarak bize gelirse kabul ediyoruz. Sa'd hasta. Gider haber Medine'ye. Merkebe bindirirler, Sa'd'ı getirirler. Sa'd bin Muaz. Aslı büyük ise buna Muaz bin Muaz da diyor. Sa'd bin Muaz'ı getirirler. Ya Sa'd, bize hakemlik yapacaksın. Allah Resulü varken hakem olamam. Ben öyle istiyorum, biz istiyoruz diyor. Ve yetkiyi alıyor, gidiyor Huzzalılara, Kureyzalılara. İleri gelenlerine, ben nasıl tanırsınız? Seni biz çok severiz diyor. Adil bir insansın. Sizi ben Tevrat'a göre mi yargılayayım, Kur'an'a göre mi? Tevrat'a göre. Bölümünü açıyor. Eli silah tutan herkes katledilecektir. Kadın çocuklar esir olunacaktır. Mallar ganimet olarak alınacaktır diyor. Karar veriyor. Tevrat'a göre karar vermiş. Geliyor ya Resulullah kararı böyle verdim. Cibril geliyor ya Resulallah. Sa'd'ın kararına Allah razı oldu diyor. Hakem olarak tam karar veriyor. Ve bu karar üzerine 850 tane Yahudi asılıyor hendeklerde. Öldürülüyor değerli kardeşlerim. 850 kişi dönmüyorlar. Mallar ganimet olarak alınıyor ve sürgün ediyorlar. Esir olarak. Onun için Yahudiler diyor ki Medine bizimdir. İntikamını alacağız diyorlar değerli kardeşlerim. Onun için çalışıyorlar. Bir ara Nurettin Zengin'in zamanındayız. 3 gün üst üste ya Nurettin beni kurtar diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Derhal orduyu topluyor Medine'ye varıyor. Ganimet dağıtıyor. Para dağıtıyor. Kimse kalmasın. 3 tane adam gelmedi diyorlar. Yakından ev almışlar. Sakal göbeklerinde böyle münafıklar. Nurettin Zengi gidiyor elinde karpit feneriyle. İniyor ki Resulullah'a az bir mesafe kalmış. Yani Resulullah kaçıracaklar. Ey dünya! Bunların dinlerinde şu var. Peygamberler ölmezse mezarda yok diyeceklermiş. Ve kurtarıyor. Değerli kardeşlerim Nurettin Zengi geniş bir şekilde kurşun döktür etrafına peygamberimizin. Nurettin Zengi rüya üzerine onları imha ediyor orada. Evet bunlar diyorlar ki Yahudiler biz Mescid-i Aksa'yı aldık. İçine giriyoruz. Büyük İsrail, Kayseri bizim. Diyarbakır bizim. Mısır bizim, Şam bizim diyorlar. Medine bizim diyorlar. Müslümanlar ne yapıyor? Göz yumuyoruz. Tarafımız belli değil. Değerli kardeşlerim. Mescid-i Aksa basılırken kim telin ediyor? Hangi memlekette ayağa kalkıyoruz? Ne oldu Müslümanlar Allah aşkına? Ölü toprağı mı seçildi? Ne oldu? Değerli kardeşlerim. Bir Kudüs mitingi yaptık biz Konya'da. Rahmetli Erbakan'ın başkanlığında. 100 bin kişi vardı.
Biz Mescid-i Aksa'dayız. Bir adam konuştu, dedi ki Mescid-i Aksa'nın damına Yahudi bayrağı diktiler. Konya'dan Erbakan miting yaptırdı. Ertesi gün bayrak kalktı dedi, korkularından dedi. Buradaki o hareket bayrağı indirdi, korktular diyor. Kimden ses gelecek? Suriye'den mi? Irak'tan mı? Suud'dan mı? Libya'dan mı? Yemen'den mi? Nereden gelecek değerli kardeşlerim? Suudi Arabistan. Alem yapıyor çadırlarda. Büyük yaparım yapıyor bize olduğu gibi. Allah ıslah eylesin. Değerli kardeşlerim, Sa'd bin Muaz'ın bu kararı uygulanıyor. O 850 tane Yahudi idam ediliyor orada. Sa'd bin Muaz Ağras'ta iki can sultanı sallallahu aleyhi ve sellem yanına varıyor. Ya Sa'd, Sa'd bin Muaz, ne güzel hizmetlerde bulundun. Sen Ensar'ın efendisisin diyor, iltifatta bulunuyor değerli kardeşlerim. Sa'd şehit oluyor. Sa'd şehit oluyor. Allah Resulü Ömer radıyallahu anh ağlıyor. Ebu Bekir ağlıyor. Ayşe annemiz der ki Ebu Bekir'in ağdığı Ömer'in ağdığını geçiyordu diyor. Resulullah da sakalını böyle asılıyordu. Üzüntüsünden dolayı diyor değerli kardeşlerim. Cenazenin arkasından gidiyor. Ya Resulallah ne oldu diyorlar. Yeryüzüne ilk defa inen 70 bin tane melek geldi cenazeye. İlk defa yeryüzüne iniyorlar. Gök ehli olduğu gibi cenazeye iştirak etti. Ve cenazeye, cenaze namazına katıldılar diyor değerli kardeşlerim. Sa'd bin Muaz'ın mezarı nerede biliyor musunuz değerli kardeşlerim? En arkada çevrili bir yer var. Ebu Said Hudri radıyallahu anh, Sa'd bin Muaz radıyallahu anh oradalar. Sami Sultan'a yakın bir yerde hemen, az mesafede. Aklınızda olsun, umreye gidenler, bak hatırlatıyorum, en sona doğru gittiğiniz Hazreti Osman sağda, böyle indiği zaman çevrili mezar var. Ebu Said Hudri radıyallahu anh, Sa'd bin Muaz radıyallahu anh oradalar. O mezar, onların mezarları çevrili bir yer. Allah rahmet eylesin. O büyük insandan razı olsun. Bir şefaatine öyle basayresin değerli kardeşlerim. İşte size altın halkadan bir halka naklettim. İslam tarihinden değerli kardeşlerim. Sorularımıza geçiyoruz. Yurt içinden, yurt dışından, WhatsApp'tan, Facebook'tan, telefonda sorular geliyor. Hazırlıyorum ben de değerli kardeşlerim. Cevaplarını gönderiyorum onlara, veriyorum. Elhamdülillah biz güven sağlamışız. Hocam sen sersin diyorlar. Kusura bakmayın, bize taviz yok diyorum ben de. Bir adam sordu. Ev almak için kredi alabilirsin, helal almış. Ben dedim ki ne zaman faiz helala dönmüş, ayet kalkmış deyince, ya hocam sen de çok sersin dedi. Yumuşaklarına sorusu bana sorma o zaman. Hocam biz umreye gidiyoruz. Şafiyiz. Tavaf edeceğiz. Tavafta kadınlara dokunursun diyorlar. Ne yapmamız lazım? Abdestsiz tavaf olur mu diye soruyoruz. İşte Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli. Darurat bir masurat. Zor anlarda taklit veya o yana nakil caizdir değerli kardeşlerim. Nakil de caizdir. Şafii mezhebinde olanlar kadına değdi mi elleri abdesti bozulur. Abdestsiz namaz olmayacağına göre tavaf olmayacağına ne yapmaları lazım? Hanefi'ye niyet edecekler. Niyet ettim ya Rabbi Hanefi mezhebine diyecekler. O zaman kurtarır ha. Tavaf yapıncaya kadar Hanefi gibi hareket edin. Tavaftan sonra kendi mezhebine göre et dersiniz. Kan çıkarsa abdest bozulmaz sizde. Kadına da abdest bozulur haberiniz olsun. Evet. Allah umreyi kabul etsin. Kapılarını açtı elhamdülillah. Değerli kardeş düşünebiliyor musunuz?
Allah Kabe'nin kapısını kapattı yüzümüze ya. Ne ağır bir olay. Cuma'nın kapısını kapattı. Teravih'i kapattı. Namaz kılamadık. Elhamdülillah kapılar açılıyor yavaş yavaş. Rabbim inşallah bir gün cümlemize umreyi nasip etsin, hacı nasip etsin de dua ve niyazda bulunuyoruz. Umreciler gidiyorlar. Hacılar da gidecek inşallah. Hocam sizi Facebook'tan takip ediyorum. YouTube'dan takip ediyorum. Umreye gidiyoruz. Biz Konyalıyız Hanefi mezhebi. Orada karışık namaz kılınırmış kadın erkek. Hocam ne yapacağız? Kadınla yan yana namaz olma bizim fıkhımıza diyor. Ne yapacağız? Çare ne? Değerli kardeşlerim, umre ve hac zamanı biz çok yaşadık çünkü. Kadınlarla yan yana geliyorsun. Bir gün namazı bitirdik, farzı kıldım. Öndeki beyazlı, çarşaflı birisi. Meğer kadınmış. Fark etmedim hiç. Erkek gibi kadınmış. Yanındaki kadın, solundaki kadın. Ne yapmam lazım o zaman? Çıkamıyorsun da. Yapılacak bir iş var değerli kardeşlerim. Şafi'ye nakledeceğiz. Şafi'ye niyet edeceğiz. O zaman biz de namazı kılacağız. İmam-ı Şafi'ye göre o şekilde namaz kılmak caizdir. Haberiniz olsun. Ve reklam var diyoruz. Bizden ayrılmayın değerli kardeşlerim. Evet değerli kardeşlerim, sorulara geçiyorum. Kitap da hazırladım. 20 yıllık bir çalışma sonunda. Vakf adına ben vakfettim. O kitabımız da vakfta var. Birçok insanlara da verdik. Kaynaklarıyla beraber verdim. Bir emekli müftümüz, arkadaşımız incelemiş. Oğlu gel dedi ki, hocam teşekkür ediyor babam dedi. Hakikaten kaynaklarıyla incelenmiş dedi Allah'ın izniyle. Öyle atmosfer yok. Kaynakla verdim. Ricamız var. İrşad Vakfı olarak öğrencilere bir bulaşık makinesi ihtiyacımız var. Talebeler ellerle zorlanıyorlar artık. İkinci el de olabilir, kullanmış da olabilir. Duyurmuş olurum. Öyle bir şey varsa Allah rızası için yardım edelim bize değerli kardeşlerim. 110 öğrencimiz var. Tanzanya'da burs veriyoruz. Her gün yardım gönderiyoruz. Kurban keseceğiz orada. 6-7 bin kişiye dağıtıyoruz. 600 gıda paket dağıtıyoruz. Yüzlerce Kur'an-ı Kerim dağıtıyoruz. Bu cumartesi 180 öğrenciye burs verdik Kur'an kursumuzda. Profesör Doktor Kazım Ören de konuşma yaptı orada. 3 tane erkek evi, kız evi var. Aşçımız var. Yemeklerini veriyoruz. Hizmet etmeye çalışıyoruz. Yeter ki İmanlı, inançlı, mühendis olsun, kaymakam olsun, savcı olsun, doktor olsun, vatanını, milletini benimsesin, satmasın diye çalışıyoruz. Haberiniz olsun. Hocam, soru. Bir öğretmen sordu bana. Bayram namazı kılmak için de umumi am, yani genel izin gerekir mi diye soruyor. Çok inceleme yaptım, karıştırdım kaynakları. Hanefi mezhebinde umumi am lazım. Yani merkez izni gerekiyor. Çünkü vacip. Şafii mezhebinde ise sünnet olduğu için umumi an gerekmiyor. Yani bu izin gerekmiyor. Ancak değerli kardeşlerim, bir camide namaz kılınmış, aynı zamanda sahada da namaz kılınmış. Dışarıda namaz kılınmış. Sahada namaz kılınmış. Hazreti Ali de yapmış bunu. Eğer bu madde uygulansaydı camide kılarlardı, namazgâhta kılmazlardı. Ki Din İşleri Yüksek Kurulumuz 20 yılında bir karar veriyor. Covid'den dolayı. Soruyorlar hocam bayram namazı kılabilir miyiz? Evlerde cemaatte kılabilirsiniz diyor. Böyle olunca bu izin olmadan da sahralarda, namazgahlarda namaz kılınabileceğini öğreniyoruz. Aktarmış oluyorum. Hocam,
Konya dışında arıyorum. Biz bayram namazını kıldıktan sonra bir arkadaş yetişememiş. Sonra ziyaretine gittik. Namaz kılıyor. Ne namazı kılıyorsun diye sordum. Bayram namazı dedi. Hocam böyle namaz olur mu bayram namazı diye soruyor. Hanefi mezhebine göre bayram namazı cemaatle kılınan namaz vaciptir. Ancak cemaatle kılınır. Evde namaz kılınmaz. Evde bayram namazı kılınmaz değerli kardeşlerim. Bir anekdot anlatayım. Umre'deyiz Medine'de. Bayram günü geldi. Bir arkadaş grubu vardı. Gece yarılarına kadar sigara içti. Uyuyor sabah uyumuşlar. Biz namazı kıldık, geldik, baktım yeni kalkıyorlar. Siz neredesiniz diye kızdım. Koca bayram Medine-i Münevvere'de ya. Hocam biz kendimiz kıldık. Ulan dedim namaz kıldır mı kendi başına? Ravza'dasın, Nakın'ındasın ya. Nasıl uyudun diye kızdım ben onlara. Bize göre, yani Hanefi fukasına göre bayram namazı değerli kardeşlerim cemaatsiz kılınmaz. Cemaatle kılınan bir namazdır haberiniz olsun. Ancak Şafii mezhebine göre bayrama gidemeyen bir insan sünnet olduğu için onu bayram günleri içerisinde kaza edebilir diyor. Yani münferiden evde kalabilir diyor. Şafii göre evde cemaatle veya yalnız kılmak caizdir. Hanefi'ye göre cemaatsiz bayram namazı caiz değildir değerli kardeşlerim. Sorana ben cevap veriyorum. Eğer Konya dışı aradığımıza göre Şafii'seniz o kardeşin yaptığı tamam. Ama Hanefi mezhebindeyseniz onun yaptığı yanlış. O bayram namazı yerine geçmez haberiniz olsun. Hocam namaza gittim bayramda. Hoca ikinci rekatta oturdu. Yani bitirmiyor. Ben de selam verdi hoca. Sola verirken ayağa kalktım. Üç tekbirimi aldım. Rükû secdeden sonra kalktım. Tekrar Fatiha Zuhriye okudum. Üç tekbir de aldım. Namazını kıldım. Yanındakiler olmadı senin namazın dediler. Çünkü sen yetişmemişsin dediler. Değerli kardeşlerim, evet. Hanefi fukasına göre tahiyyatta geldiği zaman yetişmişse öyle yapacak doğrudur. Yani kalkacak, tekbirlerini alacak. O zahit tekbirler alacak. Sonra Fatiha'yı okuyacak. Kalktıktan sonra Fatiha, sure o üç tekbiri alacak. Sonra rüküye gidecek değerli kardeşlerim. Şafii'ye göre caiz değildir. Çünkü sonuna yetişmiştir. Ama ikinci rekata yetişseydi hem Şafii hem Hanefi'ye göre tamamdı. Burada bir ihtilaf yoktu. Evet, Şafii mezhebine göre son rekatta yetişiyorsa birisi onun namazı caiz değildir. Değerli kardeşlerim, o kaza edebilir. Ama Hanefi fukasına göre, İmam-ı Azam'a göre namaza yetişmişse o tahiyyatta kalkar, bu şekilde ikmal eder, kılar. Hocam rızık nedir? Herkese verilmiş midir? Kimisi zengin, kimisi fakir. Bu nedendir hocam diye soruyorlar. Değerli kardeşlerim, Allah razzakul alemdir. Her kuşun rızkını veren Allah'tır. Rızık budur. Ama sayı gayret lazım. Sayı gayret lazım. Bir gün Kuba'dalar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kuba'ya cumartesi giderlerdi. Yahudi gelmiş. Elinde bir ekmek parçası böyle. Muhammed bu nedir demiş. Ekmeğe. Yersen rızkın, kalırsan servetin demiş. Anlaşılıyor mu değerli kardeşlerim? Rızık buradan girendir. İçtiğimiz su, yediğimiz ekmektir. Kalan servettir yahu. Rızkı veren Allah'tır. Allah razzakul alemdir. Bir olay anlattılar. Almanya'da yaşayan bir kardeşimiz işçi.
Ham rızka inanmıyor. Rızık gizli de nerede olduğu belli olmaz, haberiniz olsun yani. Allah rızkı gizlemiştir. Anlatacağım biraz sonra. Bir müftü efendi varmış, o vaaza gelmiş Almanya'ya. Evine davet etmiş, yemek yiyecekler. Kadıncağız o gün nohut pişirmiş, etli nohut. Nohut pişirdikten sonra yemek yiyorlar beraber. Boğazına durmuş. Arkadan kocası bir tane vuruyor. O et fırçır, oraya fırlıyor. Kedi var, bir kedi aldı ve kaptı kaçıyor. Dönüyor müftü efendi, rızık nedir bildin mi diyor. Rızık ağzındaki lokma çıkar kediye gider. Rızık budur işte diyor. Allah nasip etmezse yiyemezsin diyor. Definecilerden bahsettiler. Duydum bir. Bir layık mezarı kazmışlar değerli kardeşlerim. Ölü bir adam çıkarmışlar. Ağzında bir parça çıkmış. Nohut veya fasulye gibi bir şey. Sapasağlam duruyor. Layık mezar 350 senelikmiş. Silmişler koymuşlar kenara. Şaşırmışlar yani. Öbür arkadaş gelmiş ayakkabılından. Açıya almış, ağzına atmış, giymiş. Ne yaptın lan demiş, ölüm ağzından çıktı. Rızkı gördünüz mü? 350 sene Allah saklıyor, saklıyor, saklıyor. Bir vesileyle boğazına gönderiyor değerli kardeşlerim. Bir gün orucum, nafile oruç tutuyorum. İzmir'deyim. Bir köye gittik. Bir arkadaşın içi için motosikletle. Bir çay geldi bana, içtim. Bir daha içtim. Nereye kadar geldi? Eyvah, ben oruçluydum dedim. Kestim orada değerli kardeşlerim. Ben o zaman şaşırdım. Allah rızkımı çaya yazmış, o çaya. İçiliyor, unutuyor da değerli kardeşlerim. Bir olay daha anlatayım size. Bir bilet aldılar bana Almanya'dan. Kıta Avustralya'ya gittim 26 saat uçakla. Oradan Fiji'ye gönderdiler beni. Konferansa gönderdiler. 15 gün kaldım orada da. Ya Rabbi dedim, rüyada görsem inanamam. Dünyanın son adası gittiğim, son adasına gittim ben. Orada 15 gün gece ekmeğim varmış. Beni Allah oraya gönder. Rızkı görüyor musunuz? Son adaya bir daha gidemem ben. Enteresan bir olay daha anlatayım. Uçaktan indim. Bekliyorum. Kimse kalmadı. Bir ben kaldım. Bir saatten fazla tuttular beni. Ben isyan ediyorum. Bağırıyorum kendi halime. Ben esrarcı mıyım? Eroncu muyum? Ben konferansa geldim. Suudi Arabistan bizi davet ediyor oraya. Oranın sefiri davet ediyor. Sonra beni bıraktılar. Sordum tercümanlara. Neden beni tuttular bu kadar? Ne hatam var? Demişler ki yıl 1914. Yıl 84. İlk defa bu adaya bir Türk geldi, sakallı Türk. Osmanlı korkmuşlardı, onun için tutarlarmış beni. Yıl 14. Yıl 84. İlk defa ben girmişim böyle sakallı. Adamlar bu adam buraya niye geldi diye tutarlarmış değerli kardeşlerim. Bir anekdot daha anlatayım. Bir Fijili Müslüman evine davet etti bizi. Latifi salon. Abdülhamid'i görüyor musunuz? Latifi salon. Kapı vuruluyor. Erkek çocuk yemeği alıp geliyor. Kadını görmüyoruz. Yemekler yapmışlar. Özel galiba. Balık sütlaçta yapmışlar. Ben yiyemedim tabii. Sonra mangoymuş. Ben alıyorum, korkuyorum yemekten. Adam niye yemiyorsun diyor. Öbürler alışık. Çay faslına geldik. Mahallenin papazı da var, tanışıyoruz. Filipinler, Endonezya, Jakarta, Java adaları, Sumatra geldi bana. Karşımda ben dedim Türk. Ayağa kalktı adam. Türk, yes Türk. Böyle yapıyorum ben. Türk, yes Türk. Ağlıyorum mu adam? Tercüman devreye girdi. Abdülhamid Han sağken, Allah rahmet eylesin. O bize Kur'an gönderirdi. Hoca gönderirdi. Para silah gönderirdi. Biz burada birinci sınıf vatandaşlık. O indi gitti. Biz çok perişan olduk. İki sene önceye kadar hutbeler onun adına okunuyordu. Türkiye gavur olmuş diye duydum ben. Seni görünce onu alıyorum dedi. Fikri Müslüman. Anlattım ben. Bizim camiler var. Müslüman ağlattım, ağladı, ağlattım, ağladı. Elli kal dua et. Elhamdülillah. Demek ki Türkiye Müslüman kalmış değil. Abdet dua etti. Fiji'de değerli kardeşlerim.
Rızkı görüyor musunuz? 15 gün orada yaşadım ben. O Atlas Okyanusu'nun kenarında otelde kaldık. Ya 15 gün rızık ağırdaymış dedim. Buna rızık diyorlar değerli kardeşlerim. Artmaz, eksilmez. Rızık başka mesele. Ama servet Allah verir. Kimisi zengin eder, kimisi fakir eder. Eğer mal verdi, zikatını veriyorsa, hayır hasenat yapıyorsa mal hakkında hayırlı olur. Allah mal verdi, cimri ise, zekatı yoksa, öşürü yoksa o mal ona düşmandır. Kur'an فَوَيْلُوا لِلْمُشْكِينَ yazıklar olsun o müşriklere. Allah'a eşle ortak koşanlar kim onlar? لَيْتُونَ الزَّكَاتَ وَهُمْ بِالْآهِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ onlar ahireti inkar eden kafirlerdir diyor değerli kardeşlerim. En ağır ayet bu. Evet, rızkı Allah tayin eder. Geçerse rızıktır, kalırsa servettir. Allah razakul alemdir değerli kardeşlerim. Hocam, Konya dışından arıyorum. Hisse senedi alıyoruz borsadan. Bazı hocalar bir sakıncası yok diyor. Fakat içime sinmedi. Ne dersiniz diye soruyor değerli kardeşlerim. Bir de devletin çıkardığı tahviller var. Onları da alıyoruz diyor. Ne dersiniz diyor. Devlet tahvilleri haramdır değerli kardeşlerim. Devlet veriyor. Doğrudur. Devlet milli piyangoyu açmış. Bilet satıyor. Kazanan haram. Umane açılmış, vergi alınıyor. O ayrı bir olay, bu ayrı bir olay. Devlet tahvilleri de haramdır, helal değildir. Niçin haramdır? Kâr ve zarar ortaklığına girmiyoruz. Mudaraba, murabaha da değil değerli kardeşlerim. Devlet sıkıntıya giriyor, tahvil veriyor. Sen ne alıyorsun? Para kazanıyorsun. Helal olmaz. Hisse senetlerine gelince, hisse senetleri son dönemin alimlerine göre, Birleşik alimlerine göre, ki konmasına yapmıştı Türkiye'de, Konya'da bir toplantı yapmıştı. O da büyük kitap var elinde benim. Oradaki bildiriler var, görüşler var değerli kardeşlerim. Eğer İslami bir şirketse, meşruysa yaptığı işler, yani adam TNC tezgahlarında üretiyor, mal üretiyor, jön üretiyor, takımlar üretiyor, her şey üretiyor. Ama banka faizi yoksa, kredi yoksa bu hisselerini almak helaldir. Veya eğer adam marketinde hem şarap satıyor hem de gıda satıyorsa orada alışveriş de haramdır. Onun ise senedi de haramdır değerli kardeşlerim. Tekrar ediyorum. Yaptığı iş meşruysa, helalsa, İslam'a uygunsa o hisseleri alabilirsin ki zarar ve kar da olabilir. Ama şarap fabrikasının hisse senedini alamazsın değerli kardeşlerim. Veya adam faize iştigal ediyor. Bankalardan kredi alıyorsa biliyorsan onun da hisse senedi almak caiz değildir. Son devrin alimleri Ebu Kutte de bunu diyor, diğerleri de bunu diyor. Size aktarmış oluyorum değerli kardeşlerim. Hocam, ulusal bir kararda faizli kredi almak caizdir diyorlar. TOKİ'den ev almak caizdir diyorlar. Zirai kredi caizdir diyor, ne dersiniz? Değerli kardeşlerim, caiz diye niye göre diyor? Zaruret nedir? Evvela zarurete bakalım. Bir, İmam-ı Şafii Hanefi'ye göre zaruret. Adam dağda kalmış. Aç, ölmek üzere. Bir yılan yakalamış, etini yemiş, helaldir o zaman. Ama ölecek kadar miktarı belli. Adam susuz. Şarap var. Az bir miktar içecektir diyor. Kelli zatir zarafı var. Filistin'de kapalı kaldılar günlerce. Ölü eti yediler. Fetva verildi onlara değerli kardeşlerim. O zaman caiz olur yahu.
Şimdi TOKİ özel şirket, özel şirket yani özel tüzel bir şirket. Ziraat tüzel bir şirket, ikisi ayrı ayrı müessese. TOKİ evi yapıyor, Ziraat Bankası'na veriyor, satıyor. Ziraat Bankası da faiziyle sana veriyor. Nasıl helal olsun Allah aşkına söyler misiniz ya? Ama devlet teşrifi ediyor, faizli kredi veriyorsa o başka mesele. Zaruret nedir? Şartlarına bakalım. Bir, tehlike mutlaka mevcut olacak. İki, tehlikenin fil mahal, bil mahal olması lazım. Yani mahallinde ölümle yüzle gelmesi lazım. Üç, tehlikenin kaçınılmaz olması lazım. Tehlikenin meşru yoldan giderilmeyecek şekilde olması lazım. Bakınız, helal olması için söylüyorum ben de. Tehlikenin kesin olarak yani hayati mevzuda kurtarıcı olması lazım. Zaruret halinde alınan haramın zaruret miktarı olması lazım. Yani evet yılan haram, ölecek adam orada yiyor. Kaplumbağayı kesmiş yiyor ama ölmeyecek kadar yiyecek. Tam böyle doyuracak kadar değil. O zaman haram olur. E bu zaruret var mı ortada, ne diyorsunuz? Zaruret bu. İhtiyaç ayrı şey, zaruret ayrı şey. Allah sormayacak evin var mı yok mu diye değerli kardeşlerime diyelim. Bana sık sık soruyorlar. Hocam sen sersin, keskinsin diyorlar. Ne diyeyim ben ya? Eğip büyümeye gerek yok. Olanı anlatıyorum ben. Yani faiz ayetlerini kaldıralım mı Allah aşkına ya? Ve hallallahu ve'a ve harrama riba. Riba haram, ticaret serbesttir diyor değerli kardeşlerim. Ayet, kim faiz yerse Allah'a peygamber savaş açmıştır diyor. Her şey açık açık söyleniyor. Buna rağmen buna fetva verenlere ben hayret ediyorum. Ben Allah'tan korkarım, veremem. Hocam öşür nedir? Öşür vermenin farz olması için mahsulün misap miktarı ne olması lazım? Bir sene üzerinden geçecek mi diyorlar değerli kardeşlerim. Öşür zekattır. Hayvanın zekatı var. Paranın zekatı var. Öyleyse tarladan kalka mahsulün zekatı var. En'am suresi. Ve tu hakkahu ve mahsadi. Hasat mevsimi gelince o hakkını verin diyor. Yani mahsulü verin diyor. Bakara suresi 267. Ya eyyühellezine amenü. Ey iman edene tayyibati mâ keseptüm. Kazandığınız mallardan temizinden verin. Ki ve mimme ahracnâ leküm minel arz. Arzdan çıkaran benim diyor Cenab-ı Hak. Buğdayı veren benim. Elmayı veren benim. Arpayı veren benim. Ay çekirdeğini veren benim. Susamı veren benim. Öyleyse benim verdiğim mallardan zekatını, öşünü verin diyor. Farzdır. Değerli kardeşlerim, farzdır. Maalesef bu işlenmiyor, verilmiyor. Çok üzücü bir şey. Onun için Peygamberimiz zekat öşür verilmezse mevsimsiz yağmurlar yağar diyor, kuraklık olur diyor değerli kardeşlerim. Miktarına gelince İmam-ı Azam'a göre tarladan çıkan mahsul ne olursa olsun onun öşrü verilecektir diyor. İmam-ı Ebu Yusuf Muhammed ve Şafii'ye göre beş vesk olmadıkça 954 kilograma varmadıkça onun zekatı yoktur diyor. Yani bir tondan aşağı çıkan kirazın, vişnenin, eriğin zekatı yoktur. Biz bu görüşü tercih ediyoruz. Ama verseniz daha güzel olur. Değerli kardeşlerim, öşür budur. Son soru. Sayın hocam, Konya'nın bir ilçesinden arıyorum. Öşürü verirken mazot masraflarını gübreleri düşeceksiniz diyor ulusal kanalda, ne dersiniz? Biz genelde cevapları Hanefi Şafii'ye göre veriyoruz. Hanefi Şafii mezheplerine göre öşürden masraf düşülmez. Kaynak İbni Abidin cilt 2 sayfa 51
Diyor ki İbn-i Abidin radıyallahu anh, işçi, çift süren öküz, kanal temizleme, bekçi masrafları öşürden düşülmez diyor. Niçin? Eğer tarla kanaldan sulanıyorsa bedava, yağmur sulanıyorsa onunla bir vereceksiniz. Yok. Devreye cereyan girişti 20'de bir vereceksin. Adam %50 düşürmüş Cenab-ı Hak. Evet, öyle diyenlere ben cevap vereyim. Kaynak olarak da bu. Fıkıh istilahı kamusiyeden bakabilirsiniz değerli kardeşlerim. Demek ki öşürden masraf düşürmeden vereceksiniz. Ve bir yıl geçmesi lazım değil, anında verilecektir. İmam-ı Şafii'ye göre öşürül vermeyen bir mal içeriye katılmaz, haramdır. Hanifi'ye göre ayırırsın, katarsın diyor değerli kardeşlerim. Evet, hatim duasına geçiyoruz. Amin. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vel akibetu lil müttegin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme Rabbena ya Rabbena teqabbel minna inneke entes semi'ul alim. Ve tüb aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim. Vehdini vehdini eylel hakkı ve ila tarikin müstakim. Bi bereketi hatematil Kur'anil azim. Vaffu anna ya Kerim. Vaffu anna ya Rahim. Vaffir lana zunubana bi fazlike ve cudike ve keremike ya ekremel ekremin ve birahmetike ya erhamer rahimin. Allahümme zeyyinne bi zinneti hatematil Kur'an ve elbisne bi hılkati hatematil Kur'anil azim. Allahümme ec'al Kur'an lana fid dünya karina ve fil kabri munisa ve fil kıyameti şefi'a ve ala sırati nura ve ala kulli delilen ve imama. Allahümme erzukna fıkhan fid din ve ziyadeten fil ilim ve kifayeten fil rızk ve sıhhaten fil beden ve tevbeten nasuha ve tevbeten kablel mevt ve rahaten indel mevt ve mağfireten ba'del mevt ve dukulen fil cennet ve afiyeten fil dini ve dünya vel ahire. Birlikte okuyalım koruma duasını. Bismillahillezî la yazurru ma'a ismihi şey'ün fil arzı ve la fil semâi ve huve semî'ul alîm. Bismillahillezî la yazurru ma'a ismihi şey'ün fil arzı ve la fil semâi ve huve semî'ul alîm. Bismillahillezî la yazurru ma'a ismihi şey'ün fil arzı ve la fil semâi ve huve semî'ul alîm. Maşallah, barikallah, la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Eûzu bi kelimâtillâhi tâmmeti min şerri mâ halak, subhûhun kuddûsun rabbuna ve rabbul meleketü verrâh. Sağlık duası hastalara okuyorum. Bismillahi arkike vallahu yeşfike min kulli devan fike ve min şerrin neffesati fil ugat ve min şerri hasidin iza haset. Tüm hastalara okuyorum. Bismillahi arkike vallahu yeşfike min kulli devan fike ve min şerrin neffesati fil ugat ve min şerri hasidin iza haset. Bismillahi arkike vallahu yeşfike min kulli devan fike ve min şerri nefesat fil ugat ve min şerri hasidin iza hased. Allahümme tıbbil kulub ve devaiye ve afiyetel ebdani ve şifaiye ve nuril ebsar ve ziyaiye. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Allahümme habbibi ileynel imane ve zeyyenehu fi kulubina ve kerrih ileyne el küfre vel fusuka vel usyan ve cealne minel raşidin. Allahümme ec'al fî galbi nuran ve fî sem'i nuran ve fî basari nuran ve an yemini nuran ve an şimali nuran
وَاَنْ فَوْقِي نُورًا وَاَنْ تَحْتِي نُورًا رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَشَتَاتِ الْاَمْرِ اللهم صل صلاةً كاملةً وسلم سلامًا تامًا على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وأستى الحواتم أستسقى الكمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ولحظة بعدد كل معلوم لك. اللهم إني أسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعلوما نافعا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت ودخولا في الجنة وعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارحم أمة محمد، اللهم احفظ أمة محمد، اللهم اصلح أمة محمد، اللهم اغفر لأمة محمد، اللهم فرج عن أمة محمد يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عني فاعف عنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا رب سنة açılan eller hürmetine, zikreden diller hürmetine, aşıklar, sadıklar, şehitler, gaziler hürmetine, pirifaniler hürmetine, sabiler hürmetine, üçler, yediler, kırklar, evliyaullah celikal hürmetine, kavsul azam hürmetine, Kabe-i Bazdan hürmetine, yapılan o tavaflar hürmetine, Makam-ı İbrahim, Hacer-i Esed Bayzamzam hürmetine, Ravza-i Mutahhara hürmetine, Mescid-i Aksa hürmetine, İki Cihan Sultanı sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine, dualarımızı mebrur eyle, amellerimizi makbul eyle, akıbetimizi hayır eyle, hayırları fes eyle, şerleri def eyle. Ümmeti Muhammed'e merhamet et Allah'ım, birleştir Allah'ım. Şu tehlikeden koru Allah'ım ya Rabbel Alemin. Hastalara şifa ver, dert olan deva ver ya Rabbi. Haksız yere hapishanelerde olanlara sen tez zamanda kurtuluş nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbi çok yatırıp çektirme. El ayak muhtaç edip de ölse de kurtulsak diye bakanlar da eyleme Allah'ım. Üçün yatak, dördün toprak nasip eyle. Kelime-i aşk, tevhid ve Kur'an nasip eyle ya Rabbi. Ruhumuzu abdest olarak almayı nasip et. Şeytan imanı almasın. Ruhumuzu Kur'an okurken almayı nasip et. Şeytan imanı almasın. Ruhumuzu oruçluk almayı nasip et Allah'ım. Ruhumuzu sana en yakın yer ve makam olan secdede Sübhane Rabbiyel Ala derken amin esmet Allah'ım. Aksel gayi Kabe'de ve Ravzan'da al ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi okunan hatimlerden hasıl olan sevabı, üç tane hatim var, iki Cihan Sultanı sallallahu aleyhi ve sellem ruhu taybelerine, fakirhane, acizane hediye ettik, vasıl et ya Rabbi. Şu duamızdan haberdar eyle. Mutlaka haberi vardır Allah'ım, ne olur. Kendine kul Habib ümmet eyle. Şefaatine layılı mazhar eyle. Bütün peygamberin uzak kullandı. Ashab-ı güzin tabi'in tebe-i tabi'nin. Üçler, yediler, kırklar. Evliyaullah cali gayb. Kavsat ruhları ve vanetlerine bağışladı. Gâsır Ebi. Eba Eyyubil Ensari, Hacı Bayram ve Hacı Bektaş-ı Veli, Şems-i Tebrizi, Mevlana Celaleddin Rumi, Sadreddin Nikolavi, sahibi ata, Şemi Dede, Ladikli Ahmet Ağamız'ın ruhuna, Hacı Risad'ın ruhuna, Halis amca, Mehmet dede, Münip dede, Seydel amca, Mürsel amca ruhuna, ayete intikal eden annemizin, babamızın, dedemizin, nemizin, kayınpeder, kayınvalide, evladı ruhlarına bağışladık. Televizyon başında izleyenlerin ruhlarına bağışladık, ay geçmiş ruhlarına bağışladık. Ya Rabbi, hassaten
Abdurrahman Korkmaz kız, kardeşimizin kızı Zahide Hanım'ın ruhuna bağışladık o hasta ya Rabbi. İki gün önce vefat etti. Kabrini pur nur eyle. Makamını âli eyle. Suali münker eyle. Suallerini asan ve muktedir eyle. Kabrindeki makamını görenlerdir ya Rabbi alemin. Veys Ersöz, Allah rahmet eylesin. Eşi Emine Dudu Ersöz'ün ruhuna bağışladık o hasta ya Rabbi. Onlar da makamını âli eyle. Kabullerini pur nur eyle. Razı olduklarını eyle inşallah. Hasan İş Bitirici, Cevdet İpleyeceğin babası ki benim dostumdu uzun yıllar. Ruhunu şahat eyle, hediye ettik ve hasret et ya Rabbi. Şu duamızdan haberdar eyle inşallah. Aynı zamanda değerli kardeşlerim, Hüseyin Acat, Sami Acat'ın babası ruhuna bağışladı. Üç tane hatimin ruhlarını şahat eyle, kabirlerini pur nur makamlarını âliyle. Mübarek gün ve gecelerde hatırlanmayan dua, dua diye ağlayanlar ruhlarına bağışladık. Vasıl et ya Rabbi. Kendi makamımıza etki ettik. Vasıl ya Rabbi. Son anımıza, son demimizde dünyayı görmez olduk. O anda elimizde Kur'an, kalbimizde iman, dilimizde beraber. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Sadıkul va'dul emin. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. As-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. As-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. As-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. وَعَلَى جَمِيعِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْفَاتِحَةِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ